canımanne.com. Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğumuz Tunus işi, bu bebek beresini anlatmaya çalıştım sizler için. Genelde takımlarda kullandığımız bir bere modeli bu. Sizlerden istek alıyordu ara ara. Değerlendirelim istedim bu şekilde. Benimki 1,5-2 yaşa uygun oldu ölçülerim. Sizler videoda anlattığım detaylara uyarak ve bere ölçüm tablomuzda kullanarak arkadaşlar istediğiniz yaşa göre uyarlayabilirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın diyerek başlayalım. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizlere videomuzun yorumlar kısmından yazabilirsiniz, iletebilirsiniz. Evet, şimdi bakalım nasıl yaptık. Ona geçelim detaylarına. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstereyim. 100 gramda 300 metre anti-peeling bir ipim var. Orta kalınlıkta ve bunun için kullanacağım da 4,5 milimlik bir tunus tığım var. Elinize göre 3,5, 4, 4,5 nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz diyoruz. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Zinciri neye göre çekeceğiz arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yanınızda eğer yapacağınız yaşta çocuk ya da hani kime yapıyorsanız o varsa zinciri çekip baş çevresine ölçerek yapabilirsiniz. Ola ki yoksa bere için ölçüm tablolarımız var. Canımanne.com'dan bu tablolara ulaşabilirsiniz ya da Instagram sayfamıza DM atarak mesaj yoluyla bizlerden isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bir 70-75 civarı çekeceğim. Ölçeceğim. Hesabımı yapacağım duruma göre. Sonrasında modeli yerleştirmek üzere başlayacağım. Zincirimi çekeyim dediğim gibi. Hemen bir sayalım. 72 tane zincirim oldu arkadaşlar. Ben ölçtüm. 2 yaşındaki bir çocuğa göre 1,5-2 yaş için yapacağım bunu. Şu anda 72 ilmek dediğim gibi santim olarak da denk geliyor bere ölçüm tablosunda. 72'yi neye göre belirledim? Öncelikle onu söyleyeyim. 70 yapmıştım ama pıtırcıkla yapacağım için, kareler koyacağım için 4 ya da 5'li kareler koymam lazımdı. Hani uygun olanı o şekilde. 5 koysam ya 80 ya 70 yapmak zorundayım. 70 birazcık tam böyle ucu ucuna oldu baş çevresinde. Onun için 2 ilmek daha atıp 4'lere düşürdüm. Yani 4 sıra. Üst üste 4 sıra şeklinde olacak. Toplamda 8 sıra arayla koyacağım. Öyle söyleyeyim. 10 ve katları yerine 8 ve katları yaptık. Bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Son zincire kadar geldim. Şimdi çıkaracağız. Bir tane bu taraftan alalım. Şişin tepesindekini zaten çıkarıyoruz. Bir tane de yandan alıyoruz. Bu şekilde çok sıkmadan çıkaralım ilmeklerimizi. İlmekleri çıkardım bu şekilde. Şimdi tek tek geri toplayacağız. Şöyle bir tane bir tane en başa kadar alıyoruz hepsini. Yine fazla sıkmamaya gayret edelim. Gevşek olsun. Çünkü hani bere de olacağı için tunus işinde biliyorsunuz çok fazla esneme payı yok. Onun için birazcık gevşek örmeye gayret edelim. Özellikle bere yaparken. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi
Şu bir tane ilmek çıkardım. En baştaki ile birlikte 2 oldu şu anda. 5 tane zincir çekiyorum. Buraya pıtırcık yapacağız. Bir ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Bir ilmek aldım. 5 zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir düz örüp bir ilmek arasına 5 zincir çekerek bu sırayı tamamlayacağız. Şöyle göstereyim bakın. 5 zincir ilmekten geçirdim. Sonra düz bir ilmek aldım. 5 zincir daha. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldik. Şöyle bir göstereyim. Şimdi tek tek geri toplayacağız. Buradaki zinciri şöyle ön kısma geçirip sıkılayacağız. İlmeği alıyorum. Yandakini alıyorum ve zinciri öne çıkarıyorum. İlmeklerimizi toplayalım bu şekilde sıra sonuna kadar. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi yine ilmek çıkaracağım. Bir yandan pıtırcık yapacağım. Şimdi şu altta, alt sırada yaptığımız pıtırcığımız, burayı geçiyorum. Arada boş kalan yere bu defa zincirimi çekeceğim. 5 tane zincir çektim. Buradaki ilmeği düz örüyorum. Altta pıtırcık olan bölümü. Arada kalan yere yine 5 tane zincir çekiyorum. Yani bu sırada aslında aynı. Bir normal örüp bir pıtırcık için zincir yapacağız. Fakat çaprazlama koyacağız pıtırcığı. Yani alttakinin aynı hizasında değil, ikisinin arasında olacak. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Sonrasında iki sıra daha bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki sıra alttaki sırayla aynı. Yani yine çaprazında. Dördüncü sırada ikinci sırayla aynı olacak. 3 ya da 4 sıra yapabilirsiniz. Daha kalın olsun kenarı isterseniz. Pardon, ipim dolaştı, onun için hemen açmak için bıraktım. Daha kalın olsun isterseniz 5 sıra yapabilirsiniz. 3 ya da 4 sıra yaptıktan sonra ben dediğim gibi sonrasının modeline geçeceğiz. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra diye çaprazlama sayacağız. 4 sıradan sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, pıtırcıkları bitirdim. Pıtırcıktan sonra 2 sıra tam ördüm. Üçüncü sıranın da bu baş kısma kadar geldim arkadaşlar. Şimdi videonun girişinde bahsettiğimiz o hesaplamalarımız var diye geldik oraya. Niye hesaplama yapacağız? Baklava dilimleri koyacağız çünkü buralara. Ve ilmek sayımızın gerekliliği burada öne çıkacak arkadaşlar. Şimdi 72 ilmek yapmıştım ben. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğu bırakıyorum. Bir tane 5 zincir yaptım. Öreceğim. Şimdi boşluklara, aralara göre, yani pıtırcıkları koyduğum yere göre hesap ediyorum ben. Onun için ilmek değil de şu ara boşlukları sayacağım. Dediğim gibi 5 boşluktan sonra 6. boşluğa zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane örüyorum. 10'uncuya yine zincirimi çekiyorum. Bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. 5 zincir çekip bir pıtırcık başlangıcı koyacağız. Bu bizim baklava dilimlerimizin zeminindeki pıtırcık olacak. 2, 4, 6, 8, 10 tane, 9 tane öreceğiz. 10'uncuya yine zinciri yapacağız.
Tuncaya zinciri yapıyorum. Bu sayı değişebilir. Nasıl değişir? Baklava dilimlerinin büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Bu şekilde yaptığım için bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada baklava dilimim birleşmiş olacak. Daha az ya da daha çok yapabilirsiniz ama aradaki bu boşluk bıraktığımız sayıları tek bırakmak zorundayız ki aynı noktada birleşebilsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burayı epey fazla örmüşüm. Hemen şöyle geri gidiyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 10'uncuya. Yine yaptım. 9 tane tekrar örelim.4, 5, son pıtırcık tabanı burası. 1, 2, 3, 4, 5 tane de buraya kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi başa kadar toplayacağız tekrar. Bu hesaplamayı yaparken kağıt üzerinde de yapabilirsiniz. Kareli bir defter alıp baklava dilimleriniz ne şekilde kaç pıtırcıktan oluşacak o şekilde çizip bunu katlarına göre hesap ederek ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Ya da birebir aynısını yapabilirsiniz. Uğraşmamak adına. Sıra sonuna geldim. İlmeklerimizi yine aynı şekilde çıkarıyoruz. Çıkarırken bir yandan ilk tabanda yaptığımız pıtırcığın sağına ve soluna 5'er tane daha zincir çekiyorum. Sol tarafına bir tane normal ördüm. Şimdi bir de sağ tarafına. Bu şekilde bu sırayı yapalım. Şöyle. Geldim yine pıtırcığın hemen soluna 5 zincir. Sağına 5 zincir. Sıra başına geldik. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Bundan sonraki sırada da sağ ve sol taraflarına bakın şu şekilde. Bunun sol tarafına, bunun sağ tarafına olacak şekilde her modelin, her pıtırcığın sağına soluna ekleyerek devam edeceğiz. Ta ki pıtırcıklar bir noktada birleşene kadar arkadaşlar. Sıranın geri dönüşünde yine bakın şu şekilde göstermiş olayım bir kez daha. Soldakinin sol tarafına, sağdakinin sağ tarafına 5 zincir çekiyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ta ki pıtırcıklar orta noktada birleşene kadar bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar,
Gördüğünüz gibi burası tam birleşti. Tek pıtırcığa düşürdük. Şimdi bu sıradan sonra şimdi tam tersine yapmaya başlayacağız. Soldakileri sağ tarafa çekeceğiz. Sağdakileri de sol tarafa arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Ortaya geldiğimizde şimdi bunu bu tarafa, bunu bu tarafa yapacağız. Tekrar sağından, solundan ortada kalan pıtırcıkların bu şekilde ilerletip baklava dilimlerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle de hemen sayısına bakalım. 7 tane baklava dilimim oldu benim. Videonun başında biliyorsunuz 9 tane yapmayı planlamıştım. Fakat sonradan bu şekilde içinin işleneceğini düşünerek biraz daha büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şu anda 9 tane hesaplayarak yaptım. Fakat dediğim gibi tam bölündüğü için 7 taneye düşürdüm baklava dilimlerimi. Biraz daha büyük olsun diye. Şuradaki sayıya göre bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 karelik büyüklüğü oldu benimkinin. 5 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz. Ne şekilde isterseniz sayıyı da ona göre, ilmek sayınıza göre ayarlayabilirsiniz diyorum. Ben şimdi tam tersine yaparak bu defa sağına soluna bu baklava dilimlerimizi kapatacağım tekrar. Sonrasında yine devam edeceğiz detaylara. Evet arkadaşlar, pıtırcıkları bitirdim gördüğünüz gibi. Onun üzerine 5 sıra daha ördüm. Neye göre 5 sıra? Şimdi burası 16 santim oldu. Benim yapmak istediğim 1,5-2 yaşta biliyorsunuz 20 santim kadar yüksekliği olması yeterli şapka boyumuzun. Şimdi 16 santim oldu. Kesmelerimi, eksiltmelerimi bitirene kadar da bir 4 santim daha olsa yeterli olacak. Onun için bu kadar ördüm o ölçüye göre. İstediğim ölçüye göre arkadaşlar, siz daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Dediğim gibi pıtırcıkların bitiminden sonra ben 5 sıra ördüm. Şimdi kesmelerimi yapacağım. Ne şekilde yapacağım? Her karemin tepesinden bir tane kesme yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde 5 ilmek aldım. 6 ve 7.yi birlikte alıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz alacağım. Kaç tane saymadım ama şöyle dönüp sayalım. Kestikten sonra 2, 4, 6, 8 tane düz ördüm. 9.yu bakın, 9 ve 10.yu birlikte aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Yine pıtırcığın tam tepesindeki 9. ve 10.yu birlikte alıyorum. Bu şekilde bu sırayı örüyoruz. İkisini alacağız. Ve son karemiz, baklava dilimimiz. Onu da kestikten sonra kalanını düz örüp ilmeklerimizi tek tek çıkarıyoruz. Sıra sonuna geldik.
Bir sonraki sırada yine ilmeklerimizi alıyoruz. Kestiğimiz ilmek, bakın buradaki, yine bunu ve yanındakini kesiyoruz. Aradakileri düz alıyoruz. Kestiğimiz ilmek ve yanındakini yine çift alıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. İlmeklerimiz iyice azaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kesme yerlerinden sonuna kadar, arada ilmek kalmayıncaya dek keseceğiz. Son bir sıra daha yapıp tepesini büzdüreceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde kaldı. Bir katlayıp bakalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi son bir sıra daha gidelim. Burada kesiyorum artık. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek kalmış. 12 ilmek kaldıktan sonra şu uzunca bir ip bırakacağım. Hem dikip hem tepesini büzdürmek için. Ve keseceğim arkadaşlar. İpimi çekiyorum şöyle. Ve iğnemi alıyorum. İğneyi geçirdikten sonra şöyle ilmeklerimin arasından geçirip büzdüreceğim. Ve sonrasında alta doğru dikeceğim arkadaşlar. Şu tersini çevirip dikebilirsiniz ya da düzünden, artık hani nasıl bir dikiş tekniği kullanırsanız ona göre yapabilirsiniz. Ben şöyle tersten dikeceğim.
Evet arkadaşlar, dikip birleştirdim veremi. Şöyle tersini de çevirdim. Şimdi süslemesine geldik. Şu şekilde motiflerim var elimde. Hemen bir tane yapalım birlikte. İstediğiniz renk iple süsleyebilirsiniz tabii ki. Ben böyle açık bir toz pembe seçtim. İpe göre de tığım var elimde. Şöyle öncelikle bir sihirli halka yapıyorum. Parmağıma dolayıp iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Battım. Bir defa da çıkardım. Bir, iki zincir çektim. Buraya sabitledim. Yine iki zincir çektim. İpi aldım. İçinden battım. Üçünü bir defa da çıkardım. İki zincir çekip dibine sabitledim. Bunların her biri bir yaprak oluyor. Gördüğünüz gibi yine iki zincir çekiyorum. Aynı işlemi dört defa yapıyoruz. Bir defa da sıkmadan çıkardım. İki zincir çektim. Sabitledim. Son defa yapıyoruz. İki zincir çekip bir defa da çıkarıp yine iki zincir ve sabitliyorum. Bir zincirle şöyle kapattıktan sonra ipimi kesiyorum ve çektim. Sonra şuradaki sihirli halkayı kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir çiçek motifimiz oluyor. Çektiğimiz ipi hemen arkadan sabitleyelim ki gevşemesin. Şöyle herhangi bir ilmeğin altından tığ geçirip düğmemizi attık. Şu ipi de arkaya çektikten sonra bir kez de onu şöyle geçirelim. Ön tarafa çıkmaması açısından ve şu şekilde alttan keselim. Motiflerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Kaç tane karemiz olursa o kadar motif hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir de yeşil renk ip alacağım. Şu şekilde bir etamin ipliği tercih ettim arkadaşlar. Biraz daha ince durması açısından ipime geçirdim iğneme. Yine şöyle düğümleyelim. İşleyeceğim baklava karesine şöyle bir motifimizi koyup ortaladıktan sonra başlayalım. Şöyle alt kısımdan başlayayım ki şöyle çevireceğim arkadaşlar. Ortaladıktan sonra pembe yaprağımızın ortasına batarak ipimizi çektim. Yine şöyle ayarlı dengeli yapmakta fayda var. Kaymaması açısından kontrol ede ede yapın. Çünkü işlerken sık sık kayabiliyor. Çıktığım noktanın üzerine tekrar batıyorum. Ve 1-2 ilmek yukarıya çıkardım. İğnemi alttan ipimi alıyorum. Ve iğneyi arasından çekiyorum. Üstünden çektikten sonra arkadaşlar. Şu şekilde bir yaprak oluşturmuş oluyoruz. Şu noktaya tekrar battım ve alttaki pembe çiçeğin ucuna tekrar batıyorum. Aynı noktadan tekrar batıp sağ biraz alt tarafından tekrar çıkarıyorum iğnemi. İpi yine dolandırdım. Ve aynı noktadan tekrar alta geçip yine ilk çıktığımız noktadan çıkarıyoruz iğnemizi. Aynı noktaya tekrar batıp bu defa sol taraftan çıkardım iğneyi. İpimi yine iğnenin etrafından dolayıp iğneyi çekiyorum. Evet, şimdi tamamen alta geçelim. Ve şöyle bir bakalım. Burası tamamdır. Şimdi karşı taraftan çıkaracağız. Burayı sabitledikten sonra şu şekilde tam karşıdaki yapraktan çıkıyorum. Ve tersine çevirip işlemeye başlıyorum aynı şekilde. Yine bu orta noktasından batıyorum. İki sıra üste. İğnemi çıkardım. İpi sardım. Ve aynı işlemi şimdi buraya uygulayacağım.
biraz işlerken meşakkatli geliyor ama gerçekten benim en çok sevdiğim süsleme yöntemlerinden bir tanesi. Özellikle battaniyelerde sık kullandığım. Bu da battaniyeye takım olabilecek. Tunus işi bütün battaniye yapmıştık daha öncesinde, biliyorsunuz video anlatımını. Misine alış işle büyük tek parça. Bu battaniyemize takım olabilecek güzel bir bere modeli. Şimdi bu defa buradaki yaprağa geçtik aynı şekilde. Bunu dört tarafını da yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de son kalan tek yaprağımızın tarafına geçiriyorum. Bu defa bu taraftan işliyoruz şöyle. Çevirerek de yapabilirsiniz. Her tarafa doğru işleyebilirsiniz aslında ama çevirerek yapmak daha kolay geliyor bana, ama bu şekilde de oluyor gördüğünüz gibi. İpim birazcık kısa geldi. Sanırım ikinci bir ipi takacağım. Takmaya da gerek kalmadan bitirebileceğim gibi de geldi. Bakalım şöyle bir daha deneyeyim. Son sabitleme işlemim kalacak. Evet. Onu da tığ ile altına çekip bitirebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bütün baklava dilimlerimizin, bütün karelerimizin içine bu şekilde işleyeceğiz. Renk tonu size kalmış. İşleme modeli sadece erkek bebek için biraz daha böyle gösterişli olabilir. Tek geçebilirsiniz erkek bebek işlemelerinde, ya da sadece şeffaf iple yaptığım da oldu benim daha önce. Hani mavi ile yapıyorsam ya da sarı ile erkek bebek için çalıştığımızda şu yeşillerini çok yapmadan. Gerçi yapılsa da oluyor. Hani küçük bebeklerde çok şirin duruyor. Ama hani 2 yaş, 3 yaş için olduğunda belki çok abartılı görülebiliyor. O zaman da yeşili kullanmadan sadece misinalı iple dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben kalan kareleri de bu şekilde tamamlayacağım. Bunun dışında bir de tepesine pompon yapacağım ben. Peluş pompon. Normal elde iple pompon da yapabilirsiniz. Kanalımızın videolar bölümünde birkaç tane pompon anlatım videomuz var arkadaşlar. Daha önceden yapmış olduğumuz. Bilmeyen arkadaşlar da, yeni öğrenen arkadaşlar da onları izleyerek pomponlarını yapabilirler. Ya da benim kullandığım gibi hazır peluş pomponlardan kullanabilirler. Ben şimdi bunu şöyle sabitleyeyim buraya. Sonrasında nakış yerlerimi tamamlayayım. Ve bakalım videomuzun sonunda beremiz nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, işlemeleri de tamamladık. Şu şekilde göstereyim. Pomponu da iyice sabitledim iç kısmından. Dediğim gibi pomponla alakalı, ola ki hazır kullanmak istemezseniz kanalımızın videolar bölümünden pompon yapımına ulaşabilirsiniz. Bere ile ilgili sorularınızı videonun yorum kısmından bekliyoruz. Yorumlarınızı da ayrıca bekliyoruz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.